Gençler, anlatın bakalım ne çıktı bahtımıza? Orhan Hoca'dan biyopsi sonucunu bekliyoruz hocam. Tamam, onun dışında. Hiçbir şey. Yani uyuşturucu madde saplamadık. Ana negatif, galyum taraması temiz. Hematokriti kaç? 13. Yani böyle giderse al yuvarları yeteri kadar oksijen taşıyamayacak. Akciğerleri güzel güzel çalışırken çocuk nefes alamayacak. Hocam. Hı. Oldu mu? Evet, tamam tamam hadi geliyorum. Ben çıkıyor. Telefona çıkmış bir şey olursa ararsınız beni, tamam. Çok erken değil mi ya? Yani hekim onun standartlarına göre bile. Yani kendi standartlarına göre bile ekstra garip. O yüzden bir sıkıntı yok bence. Tamamdır. Evet, var bir şey. Ama yakında çıkar kokusu. Geldi mi? Oldu mu akşam? Geldi hocam, geldi. Veriyorum şimdi. Aç, aç şu kutuyu. Hadi. Bak, isteyince oluyormuş. Pes. Ne yaptın, ne ettin? Akşam olmadan getirdin değil mi ilacı? Ateş farkında mısın? Bu ilaç seni kontrol etmeye başlamış. Yanlış. Bu ilaç değil, bacağım. Maalesef bacağım neyi yapıp yapamayacağıma karar veriyor. Topu topu bir gündür kullanmıyorsun bu ilacı. Ama iyice kabalaştın, agresifleştin. Neredeyse hastaların önüne küfür edecektin. Her zaman bahanen de hazır zaten. Ağrım var benim. Ondan sonra kaçıp gidiyorsun. Tabii ya, ne güzel bahane değil mi? Hiç enfarktüs geçirmedim. Bacağımdaki damar hiç tıkanmadı. Sinir hasarı oluşmadı. Kaslar ölmedi. Ağrımıyor zaten. Ne ağrısı canım? Uyduruyorum ben. Gıdıklanıyor. Azıcık gıdıklanıyor bacağım. Bastonuma da bayılıyor kadınlar. Çok işe yarıyor kız tavlarken biliyor musun? Yavru köpeğin bile olmasından daha iyi. Mesele sadece bacağın değil. Sen bu durumu suistimal ediyorsun. Günde kaç tane ilaç kullanıyorsun sen? 80 miligram falan mı kullanıyorsun? Hayır. Durumu idare edecek kadar. Tabii bacağım ağrımadığı zamanlarda. Seni işe aldığımda kullandığın iki katını kullanıyorsun. Öyle mi? Sen de iki katı daha fazla sinirimi bozuyorsun. Ateş, ben her zaman senin yanında olamam ve seni koruyamam. Görmüyor musun? Doktorlar, hemşireler, hastalar, herkes konuşuyor. Ne konuşuyorlar acaba? Hı? Bu aralar ne kadar çok kilo aldığından mı bahsediyorlar acaba? Aslında yakışıyor. Bir iki kilo daha fazla alabilirsin bence. Sen bu ilacı almadan bir hafta bile dayanamazsın. Dayanırım, dayanırım da. Ne yazık ki bir hafta boyunca acı çekmek istemiyorum. Yok, kesinlikle dayanamazsın. Yani sen bir kere bu durumu suistimal etmeye başlamışsın artık. Bıraktığın andan itibaren ağrın böyle 5 katı, 10 katı artacaktır. Dayanamazsın net. Maalesef. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Dur, dur. Öğrenebiliriz. Bir hafta ilaç almazsan eğer, bir hafta sana poliklinik yok. Ben seviyorum polikliniği. 2 hafta? 1 ay. Anlaştık. 1 ay. Hı hı. Anlaştık. Buyurun. Bir hafta içmeyecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Dayanabilecek mi sence? Bilmiyorum. İnşallah dayanır. Orhan. Sen bu hafta yine de onu yalnız bırakma, olur mu? Tabii. Tabii tabii. Merak etme.
Geliyorum, buradayım. Hayatım, geleceğim tabii ki. Hayır, tabii ki geleceğim. Gelmeyeceğim mi dedim ben sana? Sadece şu adama bir bakayım istiyorum, içim rahat etsin. Tabii ki gece. Hayatım, ben seni oyalamıyorum tabii. Böyle bir zamanda seni niye oyalayayım lütfen? Ateş! Ateş! Ben seni arayacağım. Ateş! Ateş! Doktor! 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 Ne oldu? Doktor! Doktor, iyi misin? Ne oldu? Kalk. İyi misin? Ne oldu? Nasıl hissediyorsun şimdi? O bacağının ağrısını dindirdi mi? Yani. Elim felaket. Ama rahatladım. Ya doktor, sen ne çeşit bir manyaksın acaba? Ya ben seni sürekli kutlamak zorunda mıyım ya? Bu neye inadığı, ne iddiasıymış bu? İpeyi alt etmek için yapma bana öyle şeyler. İpeyi alt etmek için, ya şu rica ediyorum haline bak. Geçti ilk günü, iyi mi? İyi, harika. Koşmaya gideceğim birazdan. Ya. Ya. Güzel. Ateş, bir şey söyleyeceğim. İstersen izin kullanabilirsin. Niye? Kafam ağrımıyor benim, bacağım ağrıyor. Tamam, ben senin için söyledim. İlaçsız da işimi yapabilirim, merak etmeyin. Tamam? Tamam, iyi peki. Madem öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.